Hacer Hanım, öncelikle tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Berkun Nakev, bu zivan nasıldı? Berkun Nakev'in dibin namına emci kurmacın. Fitili ateşleyen Hacire Akar oldu. Onun kararlılığı diğer aileleri de cesaretlendirdi. Çocukları dağa kaçırılan anne babalar 3 Eylül 2019'da HDP İl Binası önüne geldi. Bu merdivenlerde oturmaya başladı. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, genç. Ya cezaevinde, ya toprağın altında. Başarın sizin Kürdistan davanıza da. Hacire annenin feryatıyla biz televizyonda gördün. Elinde böyle o kapının içerisinde oturmuş anne gibi anne, elinde çok güç evladı isteyen bir anne. Biz de ona bakarak, cesaret alarak HDP'nin önüne geldin. Benim Ceylan'ım 1,5 ay burada zaten kalmış. Benim oğlum 2017 Mayıs ayında kaçırıldı. HDP il binasına getirilmiş. Bir hafta burada eğitim vermişler. Evladımın beynini yıkayarak kandırıp götürmüşler. Ben evladımdan vazgeçmeyeceğim. Onların çocukları Avrupa'da özel okullarda okurken, özel dersler görürken şampanya patlatıp sabahlar olmasın diyebiliyorsa benim çocuğumu ölüme mahkum edemez. Bu Diyarbakır anneleri onlara karşı kaldırdığı başkaldırışla sonuna kadar PKK, PKK'nın destekçileriyle, siyasi ayağıyla sonuna kadar da mücadele edecek. Onlardan korkmuyoruz. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Evlat nöbeti zamanla çığ gibi büyüdü. Yurdun dört bir yanından aileler çocuklarını istemek için Diyarbakır'a geldi. Bugüne kadar 376 aile oturma eylemine katıldı. Bu 5 yılı geride bırakıyoruz. Bir 5 yıl değil, 10 sene de olsa, 20 sene de olsa o evlatlarımız gelmeden biz buradan kalkmayacağız. Yağmur demedik, çamur demedik, biz buralarda bekliyoruz. Ailelerden de biz kendimize destek istiyoruz. PKK'da çöküş, hızlı kaçışlar başladı. İç savaş gibi bir şeye yol açtık onlarda. Sesimizi duyan evlatlarımız gelip devletin güçlü kollarına teslim olmaya başladı. İsimleri değişmiş olabilir. DEM Parti hepsi aynıdır. Onlar terör örgütüne çalışıyorlar. Yani onların amaçları daha eleman yollamak. Ben evladımı istiyorum. Ben onlara bırakmayacağım. Son nefesime kadar mücadele edeceğim. Anneler isterse kendi evlatlarını dağdan indirebilir düşüncesinden çıktığım bu yolda kendi evladıma kavuştum. Benim hayalim vardı. Oğlumu asker edecektim, damat edecektim ve Rabbim o günü bana nasip etti. Direnişin sembolü olan Diyarbakır anneleri mücadeleden hiç vazgeçmedi. Bugüne kadar 55 aile evladına kavuştu. Diğerleri ise çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtarana kadar evlat nöbetine devam edecek.